Edirne'de 30 yılı aşkın süredir müteahhitlik yapan Yunus Ekşi, kentteki 30-40 yıllık binaların kentsel dönüşümle bir an önce yenilenmesi gerektiğini söyleyerek özellikle 8 bölgeyi işaret etti. Deprem bölgesindeki yıkımın ardından direkt olarak müteahhitlerin hedef gösterilmesini değerlendiren Ekşi, "Hiçbir zaman müteahhit tek başına yanlış bina yapmaz. Mutlaka buna imza atan ve ruhsat veren birileri vardır," dedi. Tabii bu konuda yorum yapmak vicdanları ciddi manada sızlatıyor. Yani müteahhiti savunmak veya tek bir elemanı savunmak gerçekten çok üzücü ve orada depremi gördüğümüz, feryatları duyduğumuz feryatları hissettikçe tabii ki çok zor bir durum. Binaların birçoğu %80'in üzerindeki binalar 40 yıl önceki teknolojiyle yapılmış binalar. Yani bu 40 yıl önceki teknolojide ne yapılabilirdi de bu müteahhitler ve bu kooperatifleri yapanlar ve bu teknik insanlar da müteahhit çoğu yapmamışlar. Esas konuşmamız gereken bu. El insaf, o gün başka neyle yapacaktı insanlar? Başka bir imkan mı vardı? Yani devletin bir kum ocağı, bir mıcır ocağı, bir beton santralı mı vardı da o insanlar, o günkü teknoloji oydu. Onlar yapmışlar. İnsanımız bunu bilmiyor. Ama orada bir acı var. Herkes o acının dinmesi için yorumlar yapıyor. O yorumlarında ben çoğunun doğru olmadığını düşünüyorum. Eksik yapılar mutlaka vardır. Mesela bir örnek gösteriyorlar. İki katlı bir mimarlar, mühendisler şeyi var orada. O bugünkü teknolojiyle yapılmış bir bina. Yıkılmadığı için tabii ki mimar mühendis arkadaşlar ona gayet özen göstermiş. Yıkılmaması için. Peki sormak lazım. Yıkılan binaların projelerini çizenler İsrail'den mi gelmiş? Amerika'dan mı gelmiş? Nereden gelmiş onlar? O mimarlar, o mühendisler odası kendi binasını öyle sağlam yapıp imza atarken neden gidip o müteahhitlik yapan insanların binalarının sağlam olması için mücadele etmemiş? 2 yıllık binayla 50 yıllık binayı mukayese etmek biraz bilimden, teknikten uzak bir düşünce olduğunu düşünüyorum. Yani bizim bir şansımız var. Deprem bölgesi fay hattına biraz çok uzak değiliz ama uzak. Ama 7-8 şiddetindeki bir depremin sarsıntısı Edirne'ye ciddi tahribat yaratır. Hele hele bizim 1. Murat Mahallesi, Koca Sinan Mahallesi, Fatih Mahallesi'nin bir kısmı eski teknolojiyle yapılmış, yaklaşık 30-40 yıla yakın yapılmış binalar. Bizim Edirne'nin en önemli sorunlarından bir tanesi kentsel dönüşümün bir an önce başlayıp deprem bölgelerindeki yıkım oluşmadan biz yenilememiz gerekiyor binalarımızı. Koca Sinan Mahallesi, 1. Murat Mahallesi, Fatih Mahallesi'nin bir kısmı, Abdurrahman Mahallesi, Telat Paşa, Sabuni Mahallesi ve Kaleiçi komple yenilenmesi gerekiyor. Ve hatta Yıldırım'a da böyle ekonomik şartları iyi olmayan insanların yapmış olduğu binaların çok mevzuata uygun olduğunu düşünmüyorum. O bölgenin de yenilenmesi gerekiyor. Bizim Yancık Şahin Mahallesi'nin yenilenmesi gerekiyor. Alüvyonlu, yani zeminlerinin sağlam olmayan yerler, Abdurrahman'ın Tarlakapı Caddesi, Yancık Şahin Mahallesi ve Göl Mahalle dediğimiz Terat Paşa ve Kaleiçi dediğimiz o bölgenin altlarında sıvısı sıvılaşmış bir zemine sahip. Yani çürük bir zemine sahip. Buna benzer yeni yerleşim bölgesinde Acar Park'tan alt kısımlara kalan binaların yerleri de sıvılaşmış olduğunu düşünüyorum. Bunların da yenilenmesi gerekiyor. Devlet Hastanesi'nin, eski Devlet Hastanesi'nin bulunmuş olduğu bölge, Selimiye'nin bulunmuş olduğu, yani Meydan Mahallesi, Medrese Ali Bey Mahallesi'nin üst kısımları, Barutluk, Umur Bey, Çavuş Bey,
ve Menziler Mahallesi gibi mahallelerin altları çok sağlam. Yani bu bölgelerin yeniden imar çalışmaları yapılıp bu bölgelere şehrin yıldırıma doğru ilerlemesi ve bölgelerinde zemin etütlerini yaparak alüvyonlu topraklar ve zeminleri iyi araştırılıp ona göre bir temellerin oluşabileceği binaların yeniden yapılması gerekir.